bayrak sallamayın, bayrak sallamayın. Evet. Pankartlar, merhaba. Pankartlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Pankartları indirin, pankartları. Pankartları indir ya. Pankartları indirin, pankartları. Evet, değerli hemşehrilerim. İndir, bir indir. Seçmen daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Pankartları indirin, pankartları. Abla bayrak. Sağ olun. Evet, bir belediye başkanı, bir kentin annesidir, abla, bayrağı indir, abla. Babasıdır, abisidir, kardeşidir elbette. Dolayısıyla bir ailede anne, baba, kendi ailesindeki bütün bireylerin nasıl sağlığıyla, geçimiyle, eğitimiyle ilgileniyorsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da 6 milyonu hiçbirisine ayırmadan tamamen onun bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumundadır. Zaten anlayamadıkları konu şu. Adaylar belli olduktan sonra anketler yaptılar. Onlara göre hiçbir şey yapmadık ya. Çıkan anket bunları şok etti. Mansur Yavaş niye bu kadar seviliyor diye. Daha sonra Mansur Yavaş'ın yaptıklarını taklit edecek projelerle ortaya çıktılar. Taklit etmeye çalıştılar. Ama aslı varken taklide hiç kimse inanmıyor, öyle mi? Örneğin Başkent Kart 3 yıldır hayata geçirildi. Esnaf da para kazanıyor. İnancımıza uygun bir şekilde bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Bir baktım bir gün miting de yapamıyor ama gittiği bir toplantıda eline benim karta benzer bir şeyi gösteriyor. Ben diyor Başkent Kart yapacağım seçilirsem bunun içine para yükleyeceğim diyor. E siz değil misiniz 25 yıldır kapı kapı paket dağıtan, vatandaşın gözünün içine sokan, bunları fotoğraflayan, yayınlayan siz değil misiniz? Eskiyi inkar mı ediyorsunuz? Ayrıca siz 5 yıldır 4. dönem Keçele Belediye Başkanısınız. Bu 5 yıl içerisinde Başkent Kart'a benzer hangi kartı çıkarttınız? Doğalgaz yükleyecekmiş. Ben 200 bin aileye doğalgazı 3 yıldır yüklüyorum. Siz 5 yıldır 5 kişiye yüklememişsiniz. Seçilirse doğalgaz yükleyecekmiş. Aynı şekilde 200 bin ailenin protein ihtiyacını karşılıyorum. Bu çocukların kursağından et girsin, sağlıklı büyüsünler diye aşağı yukarı 30 aydır birer küre et parası yatırıyorum. Almış eline mikrofonu, diyor ki ben but dağıtıyorum. Faaliyet raporunu açtık, baktık. Ocak ayında 2 kişiye, Kasım ayında 11 kişiye destek olmuş. Halbuki Keçiören'de ben tam 50 bin kişi aileye destek oluyorum. Siz Keçiören'de 50 bin ailenin destek ihtiyacı olduğundan habersiz ne işlerle uğraştınız? Belliler. Ne işlerle uğraştıkları belli. Şimdilik o konulara girmiyorum. Dolayısıyla bizim projelerimizi aynen taklit etmeye başladılar. Şimdi özel başkanım da bir şey söyledi. Dedikodular, iftiralar, karalamalar diye. Değerli hemşehrilerim, evvelsi gün Elma Dağı'daydım, aynısı oldu. Dün Şerefli Koçlar'daydım, aynısı. Bugün sabah Haymana'da miting yaptık, gene aynısı. Sürekli oradaki adaylarımızla karalama kampanyası. Oralarda bana pek dokunamıyorlar çünkü vatandaş şimdiye kadar görmediği destekleri gördü. Ama oradaki belediye başkanları aynen düzenleri devam etsin istiyorum. Ben şöyle dedim. Bakın dedim. Ankara'da ben seçilmeden önce de ne iftiralar attılar. PKK'lılar sayaç okuyacaktı. DHKP'liler fatura getirecekti. Yardımlar kesilecekti. Millet işten çıkarılacaktı. Söylemediler bunları. Peki söylediklerinin hangisi oldu? Beypazarı'nda faturaları, Beypazarı'na vatansever gençleri dağıtmıyor mu?
Ancak insanları böyle karalamakla meşhursunuz siz. Ancak iftira atmakla meşhursunuz. Ama bu iftiraların hiçbirisi ne Mansur Yavaş'a ne yanındaki ekibe asla bulaşmaz. Bulaşmıyor da nitekim. Dolayısıyla aynı düzen devam etsin istediler. Aynen insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek yerine kağıdın üzerine paftayı serip hangi yere ne kadar imar verirsek buradan kime nasıl rant çıkar ancak onlarla uğraşıyorlardı. Birileri belediye sırtından zengin olurken fakir halka paket dağıtmak suretiyle siz de bununla idare edin. İşte kapatın gözünüzü diyerek ve karşı tarafı sürekli kötüleyerek seçim üstüne seçim kazandı. Ama 2019'da halk uyandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Yolsuzluk bitti. İsraf bitti. Ve Mansur Yavaş belediyeciliği şu anda bütün Türkiye'ye emsal olarak gösteriliyor. Nasıl? Ben Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığım sırada Türkiye'nin her yerinden yüzlerce belediye başkanı, kaymakam, vali gelip bu kadar kısa sürede turizm nasıl burada patladı, bu iş nasıl başarıldı diye incelemeye geliyorsa şu anda da inşallah Mansur Yavaş belediyeciliği bir marka olarak bütün Türkiye'de uygulanacak. Eser derken ben ne anlıyorum? Binaları anlamıyorum. İstediğiniz kadar bina yapın. Eser şudur. Beypazarı'nın var olan değerlerini ortaya çıkarıp bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtıp her yıl 500 bin, 600 bin turisti buraya getirip onlardan bir sürü burada insanın ekmek yemesinden daha büyük eser var mı? Yaptığınız binalar ne işe yarar? Acele acele 1 milyara kule yaptılar, her tarafı dökülüyor, asansörü bozuldu. Daha dün bugünkü. Ankara'nın girişinde kapılar yapıldı, ne işe yaradığı belli değil. Bugünkü maliyeti 350-400 milyon. Ondan sonra da diyorlar ki biz proje yaptık. Anka Park'ın durumunu görüyorsunuz. Bunlar insanları, kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarını, eğitimlerini, sağlıklarını düşünmekten çok proje adı altında hep çöp projelere para yatırdılar. Artık Türkiye proje çöplüğüne döndü. En büyük proje insandır arkadaşlar. En büyük proje insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demişler. Önce sen kentte yaşayan insanların, dar gelirli olanların çocuklarını da diğer akranları gibi aynı eğitim seviyesini getireceksin. Onlar KPSS'ye girecekse onların sıra ücretini ödeyeceksin ki bu insanlar hiçbir zaman şu olmadı, şunu yapamadım diye eğitimlerine mahrum kalmasın. Okusunlar ki onlar bari kendilerini kurtarsın, hem kendilerine hem ailelerine faydası olsun, hem ülkemize faydası olsun. Dolayısıyla pandemi döneminde de aynı çalışmalarla öyle bir önderlik yaptı ki kaç ay insanlar evinden çıkamazken Ankara'da bir tane mağdur insan kalmadı. Terzilere maske dağıttırdık. Kuryeleri bir şekilde çalıştırdık. Evinde ihtiyaç sahiplerine istediklerini götürdü. Taksicileri kiraladık. Filyasyon ekiplerine kattık. Paket dağıtılacağı zaman nakliyeciler odasıyla görüştük. Onlara bir şekilde hem para kazanmalarını sağladık hem Ankara halkının ihtiyaçlarını sağladık. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, Ankara halkı bu şeffaf, hesap verebilir belediyeciliği sevdi. Bu nedenle son iki günde bile yayınlanan anketlerde kiminde 30, kiminde 25, en azında 20'nin üstü puan aramızda fark var. Ankara halkı tercihini vermiş. Belli ki bir 5 yıl daha benimle devam edecek. Ben de abla, tabii ki bu alacağımız oyun fazlalığı sırtımıza daha fazla yük bindirecek. Elbette bunun altından kalkacağız. Aynı şekilde canlı yayınlanan açık ihalelerle hesap vermek suretiyle Ankara ve Beypazarı halkının
5 kuruşunu çöpe götürmeden, israf etmeden inşallah ikinci dönemimizi tamamlayacağız. Ve Ankara'da okuyan gençler, burada dışarıdan gelen okuyan gençler de varsa onlardan da istirham ediyorum. Kendi ilçelerine, kendi illerine döndüklerinde şunu sorsunlar. Biz Ankara'da okuduğumuz sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bütün ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye sorsunlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bütün harcamalarını web sayfasında yayınlıyor. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye sorsunlar ki artık ülkemizde katmanlar arasındaki bu gelir adaletsizliğinin başka türlü ortadan kalkması maalesef mümkün değil. Bunun tek bir sebebi var. Türkiye'deki kamudaki yolsuzluklar ve israftır. Ve bu ortadan kalkmadığı müddetçe ne ekonomi düzelir ne gelir dağılımındaki adaletsizlik düzelir. Bu nedenle biz marka olmak istiyoruz. Örnek alınmak istiyoruz ve bütün Türkiye'ye bırakabileceğim en büyük eser de bu olacaktır. Beş yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde fotoğrafımı görmediniz. Çoluğumu çocuğumu belediyede gören olmadı. Çocuklarıma televizyon, spor kulübü gibi işlerle uğraştırmadım. Onlar emekleriyle çalışıyor, çok şükür alın terlerini yiyorlar. Dolayısıyla hiçbir yakınımın belediyede işi de olmadı. Ve çakarlı araçlarla gezmeden kaç defa buraya cenazeye düğüne geldim gördünüz. Bir minibüs, bir koruma, bir şoför. Hiç kimseyi ayırmadım ki. Neden korkayım? İşte Mansur Yavaş belediyeciliği budur ve Ankara'da tutulmuştur. Hizmetlerimizi yaparken hiçbir zaman acaba bu gittiğimiz yerden bize ne kadar oy çıktı diye asla bakmadım. Benim için önemli olan oranın ihtiyacıydı. İş başına geldik, 232 köyde kanalizasyon yok. Yüzlerce köyde su yok. Bugün gittiğimiz Haymana'da anlattım. Haymana'da 30 tane köyün susuzluk problemini çözdük. Asbestli boruları yeniledik. Çamlıdere'den Elmadağ'a su götürdük. Çamlıdere'den Polatlı'ya su götürdük. Şu anda projesi bitti. İnşallah bu yaz Çamlıdere'den Ayaş, Beypazarı ve Güdürü'de inşallah su getireceğiz. Onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla onlar bunları hizmet görmeyebilirler. Yerin altına yapılan hizmet görünmüyor diyebilirler. Benim için reklam değil, görünmesi önemli değil. Yaptığımın işin doğruluğu ve gece yatağıma yattığım zaman evet bugün güzel bir problem çözdük deyip vatandaşın dualarını hissetmektir. Allah'a çok şükür. Sizler bize güvendiniz. Destek oldunuz. 5 yıl boyunca türlü iftiralar ve şikayetler elbette oldu. Zaman zaman bütün kamu yöneticileri ne olur. Bizim yaptığımız şikayetler eski dönemlere ait bakanlık raflarında beklerken bizimle ilgili atılan bir tweet'e hemen müfettişler gönderildi. Onlarca, belki yüzlerce inceleme yapıldı. Asla rahatsız olmadık. Çünkü incelendiği zaman varsa hata yapan elbette cezasını çekecek. Ama Allah'a şükür bugüne kadar daha bir personelin savcılık yüzü görmedi. Ve biz bize güvenen insanların başını eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Ayrıca bu yaptığımız sosyal destekler vatandaşın kendi parasını kendisine veriyoruz. Ancak bu vatandaşlarımız yine de gereksiz olduğu halde bizlere dua ediyor. Biz onların parasını onlara veriyoruz. Aslında bu bir haktır. Haklarını kendilerine veriyoruz. Ama sağ olsunlar yine de dua ediyorlar. İşte bize güvenip Ankara'daki yönetimi değiştirdiğiniz için bu aldığımız duaların hepsinden size de bolca pay var. Hepinizden Allah razı olsun. Aynı düzen devam edeceğiz.
İnşallah görünen o ki Ankara'nın ilçelerinde sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli hemşehrilerim, benim ikinci ve son dönemim. Belli ki 15'in üzerinde bir çıkacak belediyemiz bu sefer. Ve inşallah meclis çoğunluğunu sağlamaya çalışıyoruz. Geçen seçim burada 100 oyla gitti. Dolayısıyla bir oyla belediye başkanı değişiyor. Ben bir tek oyu zayi etmenizi istemiyorum. Beypazarı'nda bana oy verecek herkesin özel kasabada oy vermesini özellikle istirham ediyorum. Böyle olmadığı takdirde ne oluyor? Böyle olmadığı takdirde siz mecliste azınlıksınız diye ve Mansur Yavaş bu ilçelere bir şey yapmasın, Ankara'yı seçtik de ne oldu dedirtmek için birileri bu hizmetleri engelliyor. Bütün belediye başkanlarına el uzattım. Gelin ilçenize istihdama yönelik bir şey yapın. Ankara Büyükşehir olarak ben yapayım. Kemal'le beraber atalım, siz işletin dedim. Ama benimle görüşmesini dahi yasakladılar. Beypazarı Belediye Başkanı bir sefer geldi. Paraya sıkışmış, ödemesi varmış. Şurada gördüğünüz aile yaşam merkezini bize sattı. Hiç ikilemeden aldım ve parasını ödedi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyorum. Ankara'nın istekleri için kendisinden talepte bulunuyorum. Bir yerim mi eksiliyor? Ben bakanlara gidiyorum. Ankara halkına bir şeyler istemek için onlarla görüşüyorum. Oluyor, olmuyor. Bir yerim mi eksiliyor? Ama bu beyefendiler, 19 belediye başkanının 2-3 tanesi odamı dahi görmedi, hayırlı olsun dahi demedi ve kendi ilçelerine hiçbir yatırımı istemediler. Oysa ben istiyordum ki bütün ilçelere birer tane tesis yapalım. Bakın, hakkını yemeyin. Nallıhan Belediye Başkanı'nda bir ambulans, arkadaşlar oraya bir ambulans, sağlıkçı. Hemen oraya bir sağlıkçı. Doktor var mı? Özer, sana iş düşüyor. Hadi bakalım. Açın orayı. Açın orayı. Lütfen, evet, böyle bir şey istemiyorum. Böyle sadece sandıkta yapacaksınız, sandığa gömeceksiniz, o kadar. Sandığa gömeceksiniz. Bu kötü dile yapılacak tek şey sandıkta cevap vermektir değerli arkadaşlar. Artık normal siyaset yapamıyorlar maalesef. Kanalama olmadan, iftira olmadan normal siyaset yapamıyorlar. Özel önemli mi? Normal siyaset yapamıyorlar maalesef. Ve bakın, Nallıhan Belediye Başkanı da geldi. Oradaki bir aile yaşam merkezini o da bitirememiş. Yapar mısınız dedi, onu da yaptım. Yani diğer belediye başkanları da gelip kendi ilçeler için bir şey isteseydim hepsini yapardım. Ancak Ankara bunlara yasaklıyor. Neden? Yıllarca sonra bir Ankaralı belediye başkanı geldi. Bak, hiçbir şey yapmadı dedirtip bir daha Ankaralı'yı seçmesinler diye. Ama biz bu oyunları böldük. Ankaralı veya değil, Ankara'da yaşayan herkesi kucakladık. Hepsini hemşerimiz olarak gördük. Eksiğimiz belediye meclis üyesi. Haymara'da dedim, Bala'da dedim, Elmadağ'da dedim. Dedim ki, bakın bu belediye meclisi o kadar önemli ki bana oy vermeyi yerel adaya oy verin gerekirse. Benim işim Ankara'da tamam. Bana meclis üyesi lazım dedim.
ve oralardaki belediye başkanlarını seçilmesini istedim. Bunu yine burada bu işin ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmak için söylüyorum. Ankara merkezde %60 da oy alsak maalesef yeterince belediye kazanamadığımız zaman belediye meclisi üyesinde çoğunluk olmuyoruz. Şöyle ki Evren'den 3000 seçmeni var. Ayaş'ın Güdür'ün 8-10 bin seçmeni var. 3'er tane geliyor. Nallıhan Beypazarı 4'er tane. Onların da mutlaka 1'er tanesi eksik geliyor. Ama Çankaya ve Keçören'den de topu topu 20 tane geliyor. Bir kısmını da bölündüğü için bu nedenle belediye meclisinde sayımız az oluyor. Ankara'dan 65 bin oya bir tane geliyor. Evren'den 2000, 3000 seçmene 2 tane gelirken. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, benim son 5 yılımda nasıl Beypazarı'nda ikinci defa seçildiğim akşam bir daha aday olmayacağımı söylemiştim, öyle mi? Evet. Bu sefer şimdiden söyledim. Vatandaşa duyurdum benim ikinci ve son dönemim diye. Ve bu ikinci dönemde inşallah özenle el ele vererek inşallah Beypazarı Belediye Başkanı iken yaptığımız, bütün dünyaya tanıttığımız gibi inşallah yeniden bir şahlanış dönemi Beypazarı'nda başlayacak. Diğer belediyelerden de hala amacımız Ankara'nın bütün ilçelerine istihdam getirecek projeler. Bir şey daha söyleyeceğim. Burası tarım memleketi. Benden önce de kırsal kalkınma çalışmaları vardı. Var mıydı böyle bir destek? Hayır. Yok. Biz üretmesini istiyoruz. Özellikle en iyi bildiği işi yapıp para kazanmasını istiyoruz. İnşallah kırsal kalkınma desteklerimiz de aynen artarak devam edecek ki buradaki insanlar para kazansın. Yoksa önümüzdeki 10-15 yılın en büyük savaşları su ve gıdaya erişim yüzünden olacak. Bugün oldu, kar yağmadı. Yağmur yağmıyor. Yağarsa da senseri götürüyor. İklim değişikliği nedeniyle gıdaya erişim oldukça zorlanacak. Hem hemşehrilerimiz en iyi bildiği işi yapacak, hem para kazanacaklar. Biraz önce söylediğimiz gibi bir yönetmelik değişikliği nedeniyle Ankara'da bulunan Seymen Suyu'ya ait fabrikaları süresini uzattık. Kısa bir süre verdiler. Bir an önce buraya Seymen Suyu'nun en büyük tesisini kurmak suretiyle Ankara'daki bütün fabrikaları su dolum tesislerini buraya getiriyoruz. İnşallah en büyük bu olacak. 400-500 milyon liralık bir yatırım olacak. Yine Ankara'nın çevresinde Nallıhan'da, Ayaş'ta da böyle su bulabilirsek oralarda birer tane fabrika inşallah yapacağız. Yine bunun yanında Özer Bey'in yaptığı projelere aynen destek olacağız. Kültür turları yeniden başlıyor. Onlarca otobüs inşallah kültür turu adı altında Beypazarı'na yine turist göndermeye de devam edeceğiz. Ve sonuç itibarıyla değerli hemşehrilerim, sizlerle beraber olmak güzel. Hasbihal yapmak güzel. Ama rakibim hiçbir yerde kendi başına gidip miting yapamazken bu oy oranına rağmen vatandaşa olan saygımdan dolayı hala ilçelerin birçoğunu ikinci, üçüncü defa gidiyorum. Bugün yine Kahraman Kazan var. Bugün yine Kızılcaman var. İnşallah oradaki belediyelerde kazanacağız. Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Güdür, Kızılcaman, Kazan bu bölgede inşallah tamam olacak. Tekrar söylüyorum. Biz geçen seçimi 100 oyla kaybettik. Ondan sonra arsız bir belediye başkanı bir gün bir vesile kürsüye çıktı. Seni seçmeyen o Beypazarı'nın ellerinden öpüyorum. Helal olsun onlara. Bunu dedirttik değerli hemşehrilerim. Ben bir daha böyle sözleri duymak istemiyorum. Ben sizlerin adına mahcup oldum geçen seçim. Bu nedenle bir oyun boşa gitmesini istemiyorum. Bana verdiğiniz bütün oyları özel kasaba verin. Burada da fark atın ve değişimi sağlayın. El ele verdiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. El ele verdiğimiz zaman Beypazarı kazanacak. Ankara kazanacak. Ve inşallah Beypazarı markasını yine dünyaya tanıtmaya başlayacağız.
İnşallah Ankara'mızda Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir başkent olması için bütün çalışmalarımızda aynı hızla sürdüreceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. 1999 yılından beri bütün diyorum bank hesaplarını inceleyebilirsiniz. 2009 yılında aday olduğum zaman mal beyanımı açıkladım. Rakibim diyor ki Ankara'ya geldiğinde burada bir evi yoktu. Gerçekten yoktu. Kayınvalidemin evinde kalıyordum. Bu iyi mi kötü mü bir belediye başkanı için? Demek ki temiz yönetmişiz değil mi? Ben Beypazarı'ndayken bir tek soruşturma geçirmedim bu konularla ilgili. Ve bunu sanki suçmuş gibi anlatıyorum. Değerli hemşehrilerim, mal beyanında bulun dedik, zor bulundu, tamamını bulmadı. Kamuoyundaki siyasetçiler şeffaf olmalıdır, açık olmalıdır. Bir önce size söyledim, yolsuzluk ve israfın kalkması, kamu yöneticilerinin bütün mallarının, mülklerinin açık olarak yayınlanmasıyla mümkündür. Yoksa şaibe altında kalır. Niye şaibe altında yaşayayım? Herkes her şeyi bilsin. Gizlimiz yok, saklımız yok. İşsizler bir elini kaldırsın bakayım. Bakın yüzlerce el kalkıyor. Peki değerli hemşehrilerim, buradan şu soruyu tekrar soruyorum. Sayın Altırok'un babadan kalma olduğunu söylediği epey bir malı var. Allah daha ziyade etsin. Değerli hemşehrilerim, bu kadar variyet varken İki çocuğunu KPSS sınavına girmeden istisnai kadroyla memur yapmasını doğru buluyor musunuz? Hayır! Bu kul hakkı değil mi? Hayır! Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, işte geçen seçim söz vermişlerdi mülakat kalkacak diye, hala mülakat kalkmadı. Biz söyledik, kendi yakınları işe girer, gene aynı düzen devam eder diye. İşte örneğini görüyorsunuz. Aradan neredeyse 2-3 ay geçse 1 yıl geçmiş olacak, mülakat hala kaldırılmadı. Kendi yakınları, akrabalarını bu şekilde mülakatsız işe başlatıyor. Bu vatan evlatları, ihtiyacı olan gençler de kapılacak iş arıyor. Bunlara en büyük cevabı sandıkta vereceksiniz. Başka türlü olmaz. Hükümet değişmiyor. Hükümeti ikaz etmenin tam zamanı. Eğer böyle yapmazsanız ne olacak? Simitçiler odası 15 liraya çıkarmıştı. Sanayi Bakanlığı'ndan çağırdılar. Dediler ki zammı geri alın ama 1 Nisan'dan sonra yapın. Yani bekliyorlar. 1 Nisan'dan sonra belli ki turbun büyüğü heybede yüklü yüklü zamlar gelecek. Ama bu zamlar ihtiyaç varsa yapsınlar. Fakat her nasılsa bu zamlar hep fakiri fukarayı, sabit gelirliği vuruyor. Zengine bir şey olmuyor. O iş adamlarının vergileri siliniyor ama olan gene memura, işçiye dar gelirli oluyor. İşte bunu da çözmenin yolu sandıkta çok büyük bir ders vermektir. Bir de şu emekli işini anlatayım, sözlerime son vereceğim. Emekliye 7500 lira ve 10.000 lira yaptılar daha sonra. Eğer bir de kirada oturuyorsa ne yiyip ne içecek? Aynı zamanda da açlık sınırını TÜİK 16 bin olarak açıkladı, devletin kurumu. Kaldı ki bu rakamın da üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? 16 bin liraya da geçinilmez. Ama 10 bin liraya mahkum edince ben bana ne bu devletin işi diyemedim. Hemen duruma yer koydum, bir mesaj çektim. Dedim ki 10 bin liradan başka geliri olmayan insanlar gelsinler belediye başvursunlar. Geldiler, başvurdular. Nedir bu? Evet. Ve ben onların bu şekilde kalmasına izin vermedim. Bugün 35 bin kişiye ulaştı. Şimdi rakibim diyor ki ben emeklilere 5 bin lira vereceğim. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Ayrım da yapmamış. Yani aylık 6 milyar. 72 milyar yapar bir yılda. Bizim belediyemiz bütün bütçesi 70 milyar zaten. Bol keseden atıyor. Ben de diyorum ki siz belediye başkanısınız.
bu emeklilerimiz de uzun süredir mağdur. Peki 5 tane emekliye destek oldunuz mu? Yok. Onlar betonla, kulelerle, Eser adı altındaki çöp projelere para ayırmakla meşguller. Biz de diyoruz ki bizim bütün projelerimiz insan üzerine. Önce insan, önce insan, önce insandır. İnşallah bu zihniyet farkıyla Ankara'yı bir 5 yıl daha yöneteceğiz. Dediğim gibi bir tek eksiğimiz var. Daha çok belediye, daha çok meclis üyesi. İnşallah bunu da Özer Başkan'la beraber yapacağız. Ben tekrar bana oy vermeye düşünen herkesin Özer kasabada oy vermesini istiyorum. Sosyal destekleri beraber yapacağız. Kırsal kaldırmayı beraber yapacağız. Beypazarı'nın tarımını beraber geliştireceğiz. Beypazarı'nın turizmini yine hep beraber geliştireceğiz. Burada biraz önce iletilen nokta şuydu. Yapılacak Demirciler sitesiyle TOKİ'nin herhalde altyapı yatırımları varmış. TOKİ kendi yapacak, evet. Diğerini de biz yapacağız. TOKİ belediye yapmıyor diyorlarmış. Demin yolda gelirken söyledik. TOKİ bunların zaten müteahhide hepsini ihale ediyor. Müteahhide söyleyin, onu yaptırın, öyle değil mi? Sözleşmede var. TOKİ bize devredinceye kadar her işini bitirip müteahhit TOKİ'ye devredecek. TOKİ de Ankara Büyükşehir'i devrettikten sonra ancak biz müdahil olabiliyoruz. Neredeyse yeşil alana dahi karışamıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Son olarak tekrar sizlerle görüştüğüm için çok memnun oldum. Hanım arkada kalmasın. Sizlerle görüştüğüm için çok mutlu oldum. İnşallah 31 akşamı takdir edersiniz ki ilk sonucu almak istediğim yer Beypazarı olacak. Beni mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. Ve inşallah bayramdan sonra geleceğim. Bayramdan sonra inşallah hep beraber daha geniş saatlerde buluşacağız. Herhalde içimizde güzel hoş bilim yapan vardır, değil mi? Evet. Hep beraber inşallah güzel de vakit geçireceğiz, eğleneceğiz ve Beypazarı'nın şahlanış 5 yılından hep beraber gerçekleştireceğiz. Kızım ne diyeyim ben sana? Allah'ım öperim şimdi. Başkan! 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 Evet sevgili Beypazarlar, bir şey daha söyleyeceğim. Bakın şurada durayım. Emniyet girişte çıkışta çok sıktı. Emniyet müdürüne sesleniyorum. Sayın Kaymakam'a sesleniyorum. Siz henüz Beypazarları tanımamışsınız. Beypazarlılar seçim yüzünden, siyaset yüzünden birbirini kırmaz. Hepsi birbirinin akrabasıdır. Hepsi birbirinin arkadaşıdır. 31 Mart akşamı biter. 31 Mart akşamı biter. Herkes birbirine kucaklaşır. Gene aynı şekilde samimiyetine devam eder. Zaten seçildikten sonra o bir akşam seçim bitmiştir. Seçilen belediye başkanı artık herkesin belediye başkanıdır. Hiç kimseyi ayırmaz. Onun için Beypazarı'nda bu kadar olağanüstü tedbire gerek yoktu. Umarım bir daha olmaz. Umarım özellikle yapılmamıştır. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyoruz. 31 Mart akşamı müjdenizi bekliyorum.